Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Seçim heyecanı Türkiye'yi tamamen sarmış desek az bile kalır. Bu hafta tamam mı devam mı tartışmasıyla geçti. Seçim tartışmalarında artık cumhurbaşkanları adayları da belli oldu. Türkiye önümüzdeki seçimlerde 7 partili bir meclisle karşılaşacak diyebiliriz. Ayrıca şu anda 5 aday da cumhurbaşkanlığı için yarışacaklar. 24 Haziran seçimlerine giderken aslında pek çok tanıdık manzarayla da karşı karşıyayız. Türkiye'de bugüne kadar meydanlardan neler geçti, neler, hangi vaatler yapıldı, inanın zaman zaman hatırladığınızda bir tebessüm, bir gülümseme oluşuyor yüzünüzde. Bugün 5'te 1K'da Türkiye'nin bugüne kadar gelen seçimlerde yapılan çeşitli vaatlerini ya da ilginç anlarını, kampanyalarını sizlere hatırlatarak başlayalım istiyoruz programımıza. Bakın bugünkü kampanyalara nereden gelindi? İki yıl içinde enflasyonu %5'e indireceğiz. Enflasyon iki yılda tek rakama indirilecektir. Enflasyonu düşürdük. Türk siyasetinin olmazsa olmaz geleneklerinin başında seçim vaatleri yer alıyor. İlk seçimlerden bu yana siyasiler vatandaşın kapısını çeşitli seçim vaatleriyle çaldılar. Bu seçim vaatlerinden bazılarının içi dolu, yerine getirmesi mümkün, çoğununsa ütopik, bu kadar da olmaz dedirtecek cinstendi. En unutulmaz vaatlerden bir tanesi Ecevit'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi 1969 seçimlerinde seçim bildirgesinde yer alan köy kent kırsal kalkınma projesini 1978-79'da CHP iktidar döneminde Van ve Bolu'da birer köyde uygulamaya başladı. Ancak başarı elde edilemedi. Proje sadece o köylerle sınırlı kaldı. Türkiye'nin sorunlarının kaynağının köylü olduğu, artık belli olduğu, kendi görevlerinde geçimlerini sağlayamadıkları, uygar bir yaşam bulamadıkları için büyük köylere geçiriyorlar. Orada çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor, uyumsuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Ve böylelikle görülüyor ki artık Türkiye'nin sorunlarını, kentlerin sorunlarını köylerde çözmeye başlamak gerekir. Bu amaçla köy kentleri oluşturduk. Şimdi Türkiye'nin her yöresinde köylerden bizde de köy kenti başlatın isteği geliyor. Sanırım önümüzdeki yıllarda, birkaç yıl içinde bu konuda büyük mesafe alınacaktır, bunu umuyorum. Daha çok köylerde yaşayan insanlara hitap etme, onlara vaatlerde bulunma alışkanlığı politikacılarda Ecevit zamanında da devam etti. Ecevit'in seçimlerde başarılı olması senelerinden önce, yani 1973-77 seçimlerinden önce mesela köyler üzerine yaptığı vaatler vardır. İşte kalkınma köyden başlayacaktır. Sonra köy kent projeleri oluşturulmuştur. Yani köy kentler bazı köylerin aralarında bir birlik kurulması suretiyle bir şehirlerin sahip olduğu imkanların hepsine sahip olmasını hedefleyen projelerdi onlar. 1989 yerel seçimlerinde İstanbul'dan Sosyal Demokrat Halkçı Parti adayı Nurettin Sözen her mahalleye otomatik çamaşır makinalı bir çamaşırhane sözü vermişti. Elbette sonra olmadı. Değerli hemşehrilerim, her mahalleye otomatik çamaşır makineli bedava bir çamaşırhane. Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden Demirel, siyasete damgasını vurduğu seçim vaatlerine 91 seçimlerinde kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim sözüyle tarihe geçmişti. Demirel ekonomiyi 500 günde düzlüğe çıkarma sözünü de veriyordu. %27 oyla iktidar oldu, ancak sözleri ne yazık ki yerine getirilemedi. İşsizlikten kurtulmak istiyor musunuz? Düşün arkamıza! Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinin muhafazasını istiyor musunuz? Düşün arkamıza! DYP-SYP hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Çiller, herkese bir ev ve bir araba anahtarı vaat etmişti. Bu sözün hemen ardından her mahalleden trilyoner çıkacak diyordu. Her köylüye traktör sözü veriyordu. Çiller, Demirel sonrası başbakanlık koltuğuna oturdu, sözler unutuldu. Tan
Tansu Çiller'in bir seçim öncesinde söylediği, herkes iki anahtar sahibi olacak sözü, sloganı ünlüydü. İki anahtarın biri bir ev sahibi olacak, onun anahtarı olacak. Bir de bir otomobil sahibi olacak, onun anahtarı olacak. Herkese denildiği için biraz ileri bir vaat gibi görüldü. Bu mümkün olamadı tabii. Ama bir hedef olarak gösteriliyordu. Yani refaha ulaştırmak insanları gibi. Refah Yol iktidarında başbakan olan Erbakan, siyasette olduğu gibi vaatlerde de rakiplerinin gerisinde kalmayıp çıtayı oldukça yüksek tutuyordu. Taksim Meydanı'na cami yapma sözünü veren Erbakan, seçmene havaalanı ve hızlı tren vaat ediyordu. Ancak 28 Şubat süreci Erbakan'ın vaatlerini sonsuza kadar erteliyordu. Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 99 seçimlerinde Susurluk meselesini çözeceğim vaadinde bulunmuştu. Bu vaat de tıpkı diğer vaatler gibi havada asılı kaldı. Cem Uzan ise 2002 seçimlerine hızlı girmiş, mitinglerde bedava döner dağıtmış, mazot 1 lira olacak demiş, emekliye 14 maaş verileceğini sözünü vermiş, sınavları kaldıracağını, harçları kaldıracağını, işsizliği bitireceğini söylemişti. 2002 seçimlerinde siyasi hayatı sonrasında bitecek ve Paris'e yerleşecekti. Mazot 1 lira olacak. Kamyoncumuz, otobüsçümüz, taksicimiz, minibüsçümüz, çiftçimiz ve tüm vatandaşlarımız biraz nefes alacak. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, her şeyi satacağız, TRT'yi de satacağız diyor ve en çok da kendisini fıtık ettiğini söylediği ofsaytı kaldırma, kareleri büyütme vaadini veriyordu. Beni fıtık eder bu ofsayt. Nedir bu ofsayt Allah'ını seversen ya? Adam oradan oraya top atıyormuş da bir futbolcusu bunun bir yarım metre önündeymiş. Olsun önünde, ne yapayım? Sen de onu kovala yakala. Yani bu ofsayt kadar garip bir kural bilmiyorum ben. Neymiş? Çok gol olurmuş. Bırak gol olsun kardeşim. CHP 2002 seçimlerini üniversiteye giriş sınavlarını kaldırma, 1 milyon işsize iş vaadiyle girmişti. İlerleyen yıllarda CHP'nin başına gelen Kılıçdaroğlu, yoksul ailelere 600 lira maaş bağlayacağını söylemiş. Kendisine parayı nereden bulacaksın diye soranlara, benim adım Kemal, ben bulurum cevabını vermişti. Somut vaatler yapan politikacılar, yani şunu şu kadara satacağım, bunu bu kadar işte zam yapacağım, şunu şu kadar zam yapacağım diyen politikacılar, eğer iktidara gelmezlerse mesele yok. Zaten daha sonraki seçimlerde geldikleri zamana kadar unutulabilir bunlar. Ama o vaadi yapıp da iktidara gelirlerse tabii herkes onlardan bekliyor. Şimdi mesela bazı politikacılar mazotu 1 liraya satacağım demiş. Yahut 350 lira şunun için herkese işte para vereceğim demiş falan. Gelmediler iktidara, sonra unutuldu gitti o vaatler. Ama iktidara geçme ihtimali kuvvetli olan partiler en azından bu noktada çok dikkatli olmaları gerekir. Çok dikkatli hazırlanmış olarak, hesabı kitabı yapılmış olarak vaat yapılması halinde somut rakam kullanılmalı. Yoksa biraz genel sözler kullanılmalı politikacılar açısından. Bu şimdiye kadarki tecrübelerin bende bıraktığı izlenim bu. Yani böyle yapılsa daha isabetli olur. Politikacılara bir şey önerilecek olsa bunu söylemekte fayda var. Bu vaatler seçmene umut oldu fakat ne yazık ki gerçek olamadı. Geçmiş seçimlerden aklımızda kalan bir başka detaysa liderlerin unutulmayan sloganlarıydı. İletişim uzmanı Ali Saydam, slogan meselesinin siyasi seçimlerde ne kadar kritik bir rolü üstlendiğini bakın nasıl anlatıyor. Eğer slogan hedef kitlenin istek ve taleplerini ve de ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor ve 12'den vurabiliyorsa çok etkili oluyor. Ama onu vurabilen çok az var. Yani geçmişe baktığımız zaman o kadar da çok fazla hedefi 12'den vurmuş slogana rastlamak mümkün değil. O kadar kolay değil öyle bir yaratıcı ve inovatif bir yaklaşım sergileyip de o gerçek sloganı bulabilmek. 50 seçimlerinde Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletin" sloganı unutulmayanlar arasına girdi. 1950'deki Demokrat Parti'nin, daha doğrusu 46'da da kullanmaya başlamışlar, 50'deki Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganı çok şey ifade eden, üç kelimede müthiş bir gelecek vaadi ve mevcut durum analizi yapabilen bir başarılı slogandı. Onun dışında geçmişe baktığımız zaman o kadar kuvvetli slogana rastlamak mümkün değil. Fakat önemli midir? Evet, önemlidir. Eğer ifade edebiliyorsa, yoksa slogan
sadece maçların bir eğlencesi olarak kalabilir yani. Eceliti Türk halkının gözünde efsaneleşen slogan kuşkusuz su kullananın, toprak işleyenin oldu. Erdal İnönü'nün 5 yıl daha limon gibi sıkılmak mı istiyorsunuz sorusu hala akıllarda kalan bir soru. 5 yıl daha bu masalları dinlemeye, bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yüzünüzü güldüreceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem limon kampanyası vardı. Bu negatif işte. İşte sizi sıkıyorlar limon gibi, suyunuzu çıkarıyorlar. Aman buna izin vermeyin. Efendim, Ses Ver Türkiye vardı MHP'nin bir sloganı. Onu ihmal etmemek lazım. Sonra CHP'nin Önce Türkiye diye bir sloganı vardı. O da fena değildi. Sonra unutuyorlar ama bunu. Yani ülkenin geleceğine oy ver MHP'nin sloganı. Fakat bunların içinde dediğim gibi yılların içinde yer etmiş olan bir numaraya hangisini koyarsın derseniz ben Yeter Söz Milletindir'in çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tek parti dönemine Türkiye'de bir kırılma dönemidir o 1950 seçimleri. Refah Partisi ise adil düzen gelecek sloganıyla tarihe geçti. MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi adından esinlenerek devletin başına devlet gelecek sloganı da oldukça konuşulmuştu. Devletin başına devlet gelecek! Devletin başına! Merak etme! Allah'ın izniyle o da olacak! AK Parti'nin ana sloganlarından durmak yok, yola devam da hala akıllardı. Kuşkusuz MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu'nun Ekmek için Ekmelettin sloganı da şimdiden tarihe geçti. Şurası kesin ki bu vaatlerin seçim sandığına bir yansıması oluyor. Seçim sonrası unutulsa da o kadarcık da olur dedirtiyor. Sevgili seyirciler, Türkiye seçim heyecanıyla bir anlamda seçimle yatıp seçimle kalkarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump öyle bir açıklama yaptı ki bütün komşularda neredeyse bir panik havası oluştu. Açıklamanın hedefinde İran var. Daha önce halefi Obama'nın İran ve Avrupa Birliği ile yaptığı İran'ın nükleer üretimini kontrol altına alan anlaşmayı Trump tek taraflı olarak bozdu. Her ne kadar Avrupa Birliği üyeleri biz hala bu anlaşmanın geçerli olduğunu düşünüyoruz deseler de Trump seçim vaadindeki İran karşıtlığını artık Dışişleri Bakanı ile İçişleri Bakanı ile tamamen hayata geçirmeye karar verdi. İran da ayağa kalktı. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli liderler de bu açıklamaya tepki gösterdiler. Peki neydi Allah aşkına bu kadar tepki gösterilen bu İran'ın nükleer üretim anlaşması ve neden bozuldu? Bundan sonra ne olur acaba? İran'ın nükleer bombasını mevcut anlaşmanın çürüyen ve çürümüş yapısı altında engelleyemeyeceğimiz açık. Dünyanın önde gelen devlet terör örgütü, dünyanın en tehlikeli silahlarını elde etmenin zirvesinde olacak. Bu nedenle bugün Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmasından çekileceğini ilan ediyorum. Ve beklenen oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'a rest çekti, anlaşma masasını devirdi. Oysa halefi Obama 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı sağlayabilmek için az ter dökmemiş, bu anlaşmayı kendi siciline bir başarı beraatı olarak yazmıştı. Trump ise seçim vaadinde olduğu gibi Tahran'a en ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi ve yeni bir sayfa açtı. Üstelik hedefinde sadece İran da yoktu. İran'ın safında olan ülkelerin de yaptırımlardan nasibini alacağını söyledi. Trump, İran'la ilgili kararın açıklanmasının ipucunu her zamanki gibi önce Twitter'dan verdi. Yarın saat 2'de Beyaz Saray'dan İran anlaşması ile ilgili kararımı söyleyeceğim. Trump'ın bu tweetinden hemen sonra ikna çabaları önce İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan geldi. Trump'a çağrıda bulunan Johnson, anlaşmayı terk etmek hata olur diyordu. Amerikan Başkanı ikna etmek için Washington'la da temasa geçti. Johnson'a göre bu anlaşma İran'ın nükleer gücünü kontrol etmeye yönelik tek seçenekti. Trump'ın açıklamasına bir mesaj da İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'den geldi. Rouhani, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi durumunda tarihi bir pişmanlık yaşayacağını söylüyordu. Amerika nükleer anlaşmayı bırakırsa bunun tarihi bir pişmanlık getireceğini yakında görecektir. Üstüne kısasa kısas yapılacağını da eklemişti. Onha keder
Beyaz Saray'dakilere taahhütlerini yerine getirmezlerse İran hükümetinin sert tepki vereceğini söylüyorum. Ancak beklenen oldu ve Donald Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada tüm ısrarlara rağmen İran'la yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçildiğini söyledi. İran'a nükleer silah arayışında yardım eden herhangi bir ülke ABD tarafından güçlü bir şekilde yaptırıma uğrayacak. Amerika nükleer şantaj için rehin alınmayacak. Trump'ın bu açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den jet yanıt geldi. Ruhani, biz tüm anlaşma maddelerine uyduk. Anlaşmada Amerika olmasa da Rusya, Çin, Fransa ve Avrupa Birliği arasında devam edeceğini söylüyordu. Muhlet ve zamanı kuta. Kısa ve özel bir dönem boyunca yapılacak olan bu müzakerelerin sonucu olarak İran milletine fayda sağlayan ABD dışında 5 ülkeyle çalışabileceğimizi görüyoruz. Ruhani'nin yanı sıra Trump'ın kararına dünyadan da tepkiler vardı. Türkiye'de kararın yanlış olduğunu düşünen ülkeler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta kaybedenin Amerika olacağını söyledi. Örneğin Türkiye olarak biz de rahatsız olacağız. Ancak burada bana göre yani kaybeden Amerika olur. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da anlaşmanın devamından yana. Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor diyordu. Donald Trump'a tepkiler yanı başından da geldi. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı ve nükleer anlaşmanın hayata geçmesinde aktif rol oynayan John Kerry ve eski başkan Barack Obama yazılı açıklamalar yaparak Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundular. İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Orta Doğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir. Trump'ın kararını kendinden başka destekleyen bir isim de İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu oldu. İsrail bugün Cumhurbaşkanı Trump'ın Tahran'daki terörist rejimle felakete yol açan nükleer anlaşmayı reddeden cesur kararını tam olarak destekliyor. Peki bozulan, bitirilen, Trump'ın burun kıvırdığı, beğenmediği İran'la yapılan bu nükleer anlaşmada neler vardı? ...2015 yılında İran, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Resmi adı ortak kapsamlı eylem planı olan anlaşmaya göre İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmaması isteniyordu. İran'da işler tabii açısından değil. İran çok fazla Amerika'ya etkileyecek bir şey yapmadı belki ama İran'a benim analizim İran Obama döneminde işte Orta Doğu'da yaptığı özellikle Arap Baharı'na ters hareket etmesi ve bunları engellemeye yönelik yaptığı çalışmalar dolayısıyla bir anlamda ödüllendirilmişti, öne açılmıştı. Ve bu rahatlamadan gelen yaklaşık 100 milyar dolarlık parayı İran kendi ekonomisine ve kendi halkına kullanmak yerine Suriye'ye, işte Yemen'e ve diğer bölgelere harcamayı tercih etti. İşte Hizbullah dahil Lübnan'daki. Ve artık Suriye krizi sona doğru yaklaştığı için Lübnan'da son seçimlerde İran daha da güç kazandığı için ve hani artık bölgedeki tasarımlarda Arap Baharı artık tavsamış durumda ve İran'ın artık rolü yani Batı açısından olumlu rolü azalmış durumda. Dolayısıyla artık işi bitti diye tekrar mengeneyi sıkmaya başladılar. Tabii biraz da ideolojik tarafı var. Yani Trump yönetiminin hem ekibinin son gelen ekibi dahil olmak üzere İran'a karşı ciddi bir antipatisi var bu Amerikan milliyetçiliği dolayısıyla. Biraz da evangelist tepkiler dolayısıyla bunu Bush döneminde görmüştük. Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltılmış, tonlarca az zenginleştirilmiş uranyumsa Rusya'ya gönderilmişti. Her ne kadar İran anlaşmaya uyuyor gözükse de başında demokrasinin kılıcı gibi sallanan yaptırımlar tehlikesinden hiç kurtulamadı. Ancak bu sefer durum farklı. Zira daha önceki anlaşmaya taraf ülkelerden sadece biri,
Amerika Birleşik Devletleri anlaşmadan çekiliyor. Diğer ülkelerse anlaşmanın devamından yana. Peki bu ne anlama geliyor? Bir kere şunu unutmamak lazım. Bu anlaşma P5 artı bir anlaşması. Yani nedir bunlar? 5 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi artı bir dediğimiz Almanya'yı kastediyoruz. Yine büyük süper bir güç, süper bir devlet bunlar. Peki ne oluyor şu an burada? Bu ülkelerden bir tanesi devre dışı kalıyor. Yani Amerika çekiliyor. Şimdi bu 5 tane ülkeden ilk yapılan açıklamaya baktığımızda şunu söylüyorlar. Devam. Yani aynı şekilde ilişkiler devam edecektir. Şimdi Amerika'nın tekli ambargo koyması kesinlikle ve kesinlikle İran'ı çok ciddi bir sıkıntıya sokmaz. Ama eğer ki Amerika'nın ki bunu yaptı Trump sözleriyle diğer o 5 ülkeye daha eğer benle değilseniz ben size de ambargo koyarım. Yani aynı George W. Bush'un Irak Savaşı'nda olduğu gibi ya benlesin ya da karşımda üslubuyla bu ülkeleri de tehdit etmesi kısa vadede bu ülkeleri İran konusunda daha da İran'a destekli bir hale getirir. Ama orta ve uzun vadede maddi çıkarlar doğrultusunda yavaş yavaş Amerika'ya yaklaşmaya doğru gider. Ama burada çok önemli bir zaman var. Hangisi daha önce hedefe varacak? Bu hedef de nedir? Kasım'da eğer demokratlar hem mecliste, temsilciler meclisinde hem senatoda çoğunluğu elde ederlerse o zaman çok net bir şekilde istediği ambargo kararlarını Donald Trump öyle kolay kolay kendi ülkesine bile çıkaramaz. Artı İran, Çin, NAFTA, zaten üstü kapanmış olan Pasifik Anlaşması ve TTIP gibi birçok anlaşmada da ülke ekonomisini devamlı dışa kapalı bir hale getirdiği için içeride istihdamı arttırırken dışarıdan gelen ekonomik etkiler, gaz, petrol de bunun bir ciddi emaresidir. Bunlar Amerikan ekonomisini aleyhte etkilemeye başlarsa o zaman çok net söyleyeyim İran Trump'ın en son düşüncesi olabilir. Ama eğer yaptığı hamleler Trump'ı daha önce hedefine ulaştırırsa o zaman da farklı bir dünya görürüz. Krizin bir cephesinde Amerika ve İsrail, diğer cephesinde ise hedefe oturtulan İran var. İran'da ise durum parlak değil. Her ne kadar şu günlerde petrol fiyatları artıyor olsa da İran'ın ekonomik olarak iyi durumda olduğunu söylemek oldukça zor. Trump'ın bu çıkışından sonra ne olacağı da meçhul. Bir dönem ambargoyu delmek ve İran parasını Rıza Sarraf'ın Çikinova yöntemiyle uluslararası piyasalara sokmaya çalışan eski yöneticiler, Ahmadinejad yönetiminin neredeyse pek çok yetkilisi ya tutuklandı ya da soruşturma altında. Üstelik 19 Mayıs'ta İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri de kapıya dayanmış durumda. Bu da yetmezmiş gibi Orta Doğu'da İran'la İsrail, Suriye'de farklı taraflar üzerinden gizli bir çatışmaya başlattılar. Bu hafta Golan Tepelerinde bu çatışmanın ilk ayak sesleri işte gördüğünüz bu füze görüntüleriyle duyuldu. Bölgede şu an bizim uydu savaşı diye tabir ettiğimiz bir savaş var zaten. Suudi Arabistan ilginç geliyor artık bu literatürde ama Suudi Arabistan'la İsrail'in bir arada İran'a karşı oluşturduğu bir hat. Bu hattın içinde diğer tarafta belli noktalarda Rusya oluyor. Bazen biz de İran'a destek noktasında oluyoruz ama burada bir gerçek var ki benim en büyük korkum ve çekincem ve hatta tahminim. İlk etapta bu uydu savaşları geçtiğimiz günlerde gördüğümüz gibi Lübnan ve Suriye güneyine sıçrayacak noktaya gelir. Ve Golan Tepelerinde o gördüğümüz bazı hareketlilikler yer bulur. Hemen ardından Yemen gibi bazı Arap dünyası dışındaki Afrika ülkeleri gibi, Katar gibi ülkelerde yine uydu savaşları devam eder. Ama eğer biraz önce bahsettiğim ekonomik baskı veya Amerikan Kasım seçimleri gerekli baskıyı Trump üzerinde yapamazsa o zaman artık uydu savaşından değil, baya baya İran'la İsrail arasında bir de Suudi Arabistan devleti destekli bir sıcak savaştan bahsedebiliriz. Hiç alakası yok. Hatta bence mesele hiç nükleer meselesi değil. Mesele tamamen İran'ın nükleerleşmeden de ziyade burada farklı noktalarda güç sahibi olması. Eğer mesele nükleer olsaydı Trump'la bundan birkaç gün sonra Çin destekli olan Kore lideri yıllar sonra ilk defa görüşüyor olmazdı. Yani eğer nükleer silahtan bahsediyorsak Kore'nin elindeki de konvansiyonel silah değil. Nükleer silah hem de İran'da yok onlarda var. İran'da uranyum zenginleştirmesinden bahsediyor. Kore'de denemesi yapılıyor. Dolayısıyla yani eğer mesele nükleer silahsa o zaman bahsettiğimiz Kore'nin de çok demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Hatta İran'la kıyaslanmayacak kadar antidemokratik. İran'da da tabii çok ciddi eksikler var ama demek ki mesele burada nükleer değil. Mesele sadece İsrail ve Suudi Arabistan'ın devlet aklının bugün Amerikan dış politikasına sirayet etmiş olması. Amerika İran'ın
başat rol oynamasını istemiyor. Tabii ki tahribatta bir rol oynamasını istedi. Çünkü Arap Baharı'nı biliyorsunuz Amerika destekliyor gibi görünse de aslında desteklememiştir. Bunu Mısır darbesinden biliyoruz. Benzer bir şeyi Suriye'de Esad'ın kalmasıyla sağlamış oldular. İran burada birinci oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Ve artık bu rol bitince Orta Doğu'daki bence ekonomik olarak zorlanan bir İran Orta Doğu'da daha da az etkili olacaktır. Çünkü hem Hizbullah, hem Houthiler, hem Haçlı Şabi gibi birçok desteklediği grup var. Bunları desteklemekte zorlanacaktır İran. Dolayısıyla bölgesel etkinliği azalacaktır. Şimdi bugünlerde Irak'ta seçim var. İşte onu bile belki öne alınmasının bununla bile alakası olabilir. Yani seçimlerden önce İran'ı biraz sıkıştırırsak belki Irak içerisinde İran taraftarlarının eli zayıflar diye düşünmüş olabilir Trump başka faktörler içerisinde ama bugünlerdeki seçim İran'ın Irak'taki gücünü de varlığını da çok bugünlerdeki yani bu ambargo çok belirleyici olacak. Dolayısıyla yani İran'ın biraz daha zor günler bekliyor diyebiliriz. Orta Doğu politikalarını daha agresif politikalarını yapmakta İran gerçekleştirmekte zorlanacak. Tabii ekonomik olarak nasıl etkiler? Ekonomik olarak bu ambargolar, bu Trump'ın şeyi bir kere psikolojik olarak çok önemli. Çünkü kimse yani Trump bugün yani çok sert ambargolar getiriyor ama yarın bunu artırmayacağının da bir şey yok. Yani siz bugünkü ambargolara uyarak İran'la bir iş yapsanız yarın başınıza yine bir bela gelmeyeceği, bir sıkıntı gelmeyeceğinin garantisi yok. Çünkü biraz öngörülemeyen bir tarafı var Trump'ın. Ama şu haliyle bile Obama döneminde çok ciddi can yakan, çok ciddi sıkıntı yaratan ambargolar Trump'ın ki bu yüzden zaten İran anlaşmaya yanaşmıştı. Ama Trump bunu şimdi yok sayarak, iptal ederek aslında Obama döneminde o can yakan şeye daha da bir şiddetli ambargo uyguluyor. Bu da İran'ı gerçekten çok zorlayacaktır. İran'ın zaten şu anda düşük petrol fiyatları dolayısıyla biraz da kötü yönetimin de etkisiyle ekonomik olarak çok zorlanıyor İran. Yani çok çekilmez bir hal alacağını düşünüyorum ben İran ekonomisinin. Bu tabii İran'ın ihracatını da, ithalatını da, yatırımları da çok ciddi şekilde olumsuz etkileyecek. Krizin Amerika cephesinde ise Trump kararlı gözüküyor. Nitekim yeni oluşturduğu Şahinler kabinesi de Trump'ın bu riskli hamlesini tabiri caizse satın almış ve hayata geçirmeye pek bir hevesli gözüküyorlar. Özellikle özel hayatıyla şu günlerde Amerika'da iç politikada sıkışan Trump, Orta Doğu'da yeni bir çıkış arıyor demek de mümkün. Şimdi sizleri New York'ta düzenlenen, bu hafta düzenlenen ilginç bir yemeğe, bir gala yemeğine götürmek istiyorum. Met Gala olarak dünyada artık her yıl daha da ünlenen bu gala aslında bir müzeye yardım amacıyla yapılıyor. Her yılda bir konsept belirleniyor ve bu konsepte uygun olarak davetlilerin giyinmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Bu yılda Hristiyanlığın ağırlıkta olduğu bir tema vardı. Ortaya çıkan sonuçsa hani Cadılar Bayramı'nı aratmayacak renklilikte ve çeşitlilikteydi. ...1984'ten beri her yıl New York'ta Metropolitan Müzesi'nde gerçekleşen bir hayır gecesi. Gelirinin tamamı müzeye bağışlanıyor. Biletler oldukça pahalı. Ancak paranızın olması da yer bulacağınız anlamına gelmiyor. Zira davet edilmeniz gerekli. Buraya davet edilmek içinse tek bir kriter var. O da ünlü olmanız. Kapitalizm bu ünün nereden geldiğini pek kafaya takmıyor. George Clooney gibi başarılı bir Hollywood yıldızı, avukat eşi gibi başarılı bir hukukçu, Elon Musk gibi dünyanın konuştuğu bir girişimci de olabilirsiniz. Kim Kardashian gibi tamamen reality şovlardan ekmeğini çıkartan bir isim de. Tek kriter var, konuşulan bir isim olmanız. Ev sahipliğini ünlü moda dergisi Vogue America ve derginin editörü Anna Wintour'un yaptığı bu olay gecede her yılda bir tema belirlenip davetlilere önceden bildiriliyor. Bu seneki tema kutsal bedenler, moda ve Katolik hayat gücüydü. Met Gala, Metropolitan Müzesi'nin aslında açılışı oluyor. Her sene bir konsept belirleniyor.
bu galanda ev sahipliği Anna Wintour yaptığı için Amerikan Vogue'un biliyorsunuz genel yayın direktörü. Onun arkasından tabii ki çok ciddi bir güce sahip olduğu için kendisi oraya davet edilen bütün selebritiler ve de bütün tasarımcılar için aslında o müzenin o seneki teması bir konsept. Ve de bütün tasarımcılar selebritilerle beraber yani onların aslında ilham kaynaklarıyla beraber o müzenin tamamen o seneki konseptine göre hazırlanıyorlar. Çok ciddi bir hazırlık süreci. Çünkü aslında modanın Oscar'ları diye geçiyor Met Gala. Gerçekten sezon trendlerini, belki 2 sene sonra göreceğimiz kıyafetlerin, trendlerinin belirlendiği çok önemli bir arena. Like a Virgin şarkısı başta olmak üzere kadın haklarıyla ilgili çıkışlarıyla Vatikan'ın tepkisini çeken Madonna bir nevi gecenin fahri ev sahipliği rolünü çaldı diyebiliriz. Madonna gecedeki performansıyla da izleyenleri şaşırtmadı. Moda'yla Cadılar Bayramı arasında ilginç bir salıncakta gidip gelen gecede tasarımcıların kıyafetlerinde çoğunlukla dini sembollere yer verildi. Kuşkusuz en çok dikkat çeken isim Papa kılığında gelen Rihanna oldu. Rihanna biraz geçen sene zaten biraz ters köşe yaptı. Geçen sene daha bir o sarı, çok uzun kuyruklu bir aslında kaftanla gelmişti geçen sene. Bu sene daha işte kısa bir tercihte bulundu. Aslında fazla kilolarını tamamen takmayan. Bu anlar aslında çok çok doğru bir örnek Rihanna. Çünkü insanlar ne kadar kilo yani fazlalıkları olsun ya da olmasın her zaman şık olabilmeliler bence. O açıdan çok güzel, çok cool'du bence. Benim favorim bu sene Zendaya oldu. Zendaya da genç ve inanılmaz stil sahibi bir oyuncu. O da Versace bir kıyafet giydi. Üstünde böyle çelik zırhlarla yapılan inanılmaz bir kostümdü. Mankenler Rosie Huntington, Kendall Jenner, Bella Hadid, oyuncular Blake Lively, Sarah Jessica Parker ve Lana Del Rey gibi ünlü popçular geceye magazin ağzıyla söylersek kıyafetleriyle damga vurdu. İşlemesi, her şey çok zarif, çok yerindeydi, çok şıktı. Onun dışında Rosie'yi çok beğenmedim. Çünkü bir üzerinde bir peyerin vardı. Yani o peyerin dışında hepsinin bir havası yoktu. Evet, baktığım zaman çok güzel bir elbise ama Golden Globe'a da o tarz bir elbise giyebilirsiniz. Yani Met Gala'lık bir elbise değildi bence. Ben bir de aynı zamanda Natalia Vodnevon'u da çok çok beğendim giydiği kıyafet. Çünkü herkes elbise giyerken o çok güzel bir tünik, altına çok güzel İspanyol paça bir pantolon giydi. İşlemesiyle her şey çok güzel bir Balmain kostümdü. Zaten aslında baktığımız zaman onlar da işte Katolik dinini üste yaptıkları haç işlemesiyle belli ettiler. O şekilde kullandılar. Gecenin en şanslı ismi ise Kesha Ward'tı. Ünlü rapçi güzel sevgilisine romantik evlilik teklifini bu özel gecenin tam ortasında yaptı. Bu sene çok konuştuğumuz 21. yüzyılın dahi çocuklarından Elon Musk da geceye damgasını vurdu. Musk'ın sıradan erkek ayakkabılarına göre yüksek topuklu ayakkabıları konuşuldu. Eski sevgilisi Amber Heard'ın da bulunduğu baloda güzel müzisyen Grimes ile birlikte görüntülenen CEO yeni ilişki dedikodularına da yol açtı. Beğendiğim ve de eleştirdiğim insanlar var ama hepsi genel olarak gerçekten çok iyiler. Aslında bir şeye bence dikkat etme yerine pek gerek yok. Çünkü gerçekten baktığımız zaman hakikaten Met Gala, işte Oscar olsun, Golden Globe olsun özellikle yani şu anda Türk modası için konuşacak olursam gerçekten bizler için bir okul onu izlemek. Poz vermeleri, giydikleri kıyafete duymuş oldukları saygı, saçları, makyajları gerçekten aslında beğenmedim bile dediğim isimler aslında gayet iyiler. Sadece o standart doğan isimler içerisinden ben bazı eleştirilerde bulundum. Aslında çok fazla tavsiye tabii ki onların ihtiyacı yok ama tabii ki ben en azından Türkiye için örnek vermem gerekirse keşke bizim oyuncularımız da, şarkıcılarımız da
o şekilde giymiş oldukları elbiselere daha bir saygı duyarak giyseler, daha bir taşırken veya elbiseleri giyerken elbisenin ruhuna bürünseler keşke de çok daha farklı bir şey ortaya çıksa. Ya da belki de kıyafetlerine risk alsa. Baktığın zaman Türkiye'de starlar genelde hep ya çok sade giyinirler ya da çok ışıltılı giyinirler. Ortası hiçbir zaman yoktur. O yüzden biraz daha cesaret alınması gerektiğini düşünüyorum Türk ünlülerimizde. Bir Hollywood yıldızının da bence bütün dünyaya hitap ettiği için her zaman tabii ki yani görünüşüne son derece dikkat etmesi gerekiyor. Ve de her zaman da altın kural doğru zamanda da doğru şekilde giyinmektir yani. Şimdi sizleri dünyadaki cehenneme, daha doğrusu cennetin içindeki cehenneme götürmek istiyorum. Hawaii belki filmlerden biliyorsunuz dünyanın en güzel adalarından bir tanesi. İşte bu adada bir volkan patladı ve bir anda bütün bu insani küçük telaşlarımızı bizi unutturacak kadar ilginç görüntüleri ortaya çıkarttı. Bakın evleri yutan, arabaları yutan lavlar nasıl görüntüler oluşturdu. Hawaii Adası Pasifik Okyanusu'nun Hintlisi denilebilir. Lost gibi televizyon dizilerinden onlarca filme, yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan bir adadan bahsediyoruz. Dünyadaki cennet desek az kalır. İşte o cennet bu hafta dünyadaki cehennemi yaşadı. Kilauea volkanının patlaması sonucunda oluşan lav akıntısı onlarca evi yok etti ve volkandan çıkan zehirli gazlar doğaya ve çevrede yaşayanlara büyük tehlike yarattı. Yanardağın patlaması ilginç görüntüleri de ortaya çıkardı. Lavlar önüne ne çıkarsa aldı götürdü. Kimi zaman evlerin kapısına dayandı, kimi zamansa arabaları böyle yuttu. Lavlar ilerlerken bir yandan da adadan kaçış devam ediyordu. Binlerce insan can havliyle cennet gibi yaşadıkları evlerini terk ettiler ve yollara düştüler. Gazeteciler bu görüntüleri işte böyle kaydettiler. Hawaii kuşkusuz önümüzdeki günlerde bu görüntüleri de turizme çevirecek ve binlerce insanı adaya yeni lavların donma anını görmek için davet edeceğim. Her zaman olduğu gibi bir reklam arası vereceğiz ama bir dünya turuna çıkartmadan şuradan şuraya bırakmam. Üstelik bir video klip var ki YouTube listelerinde hafta boyunca en çok izlenen video olarak tarihe şimdiden adını yazdırdı. This is America adlı klip üzerine biraz da konuşmalıyız sanırım. Geçtiğimiz hafta YouTube'a yüklenen işte izlediğiniz bu klip Amerika'da büyük tartışma yarattı. Yeteneği ve zekasıyla Amerika'nın önde gelen performans sanatçılarından Childish Gambino, This is America adlı klibiyle çok konuşuldu. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Klipte çeşitli şiddet sahnelerinin yanı sıra pek çok farklı Amerikan kültürüne ait siyahilerin yaşadığı olaylara atıflar var. Gambino YouTube'da 5 günde 60 milyondan fazla izlendi. Asıl adı Donald McKinley Glover olan sanatçı henüz 34 yaşında. Sadece şarkı söylemiyor. Aynı zamanda komedyen, dansçı, yazar ve senarist. Ünlü Atlanta dizisinde hem yazıyor hem oynuyor. They don't care. It's kind of sad, but I'm laughing. Whatever happens, assassins are stabbed in the back of my cabin. Labrador yapping, I'm glad that it happened. I mean it, between us, I think there's something special. 2013 yılında çıkardığı Because the Internet en iyi rap albümü dalında ve 3005 ise en iyi rap performansı dalında Grammy'ye de aday gösterildi. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. This is America'nın sözleri de bir manifesto gibi. Ancak gelin görün ki çözebilen henüz olmadı. Farklı senaryolar, komplo teorileri ortaya atılıyor. Siyahilerin yaşadığı durumları eleştiren, sorgulayan ve dalga geçen bir klip olduğu iddia ediliyor.
Yeni komplo teorileri işte bu klibin üzerine yazılıyor. Manchester United'la eski teknik direktör 76 yaşındaki Sir Alex Ferguson, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Başarılarla dolu bir kariyere sahip Ferguson, David Beckham'dan Ronaldo'ya kadar birçok futbol efsanesinin başarısının da arkasındaki isim diyebiliriz. İlginç olansa Ferguson'un yoğun bakımdan çıkar çıkmaz yaşadıkları. Ünlü teknik direktör kendine gelir gelmez oğlunun çalıştırdığı takımın son maçta aldığı skoru sordu. Gördüğünüz gibi futbol yalnızca futbol değilmiş gerçekten. Fransa'da bir grup akademisyen, yazar ve eski başkan bir araya geldi ve öyle acayip bir bildiri yayınladı ki Müslüman alemi topyekün ayağa kalktı. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileri ve yazarları, Kur'an-ı Kerim'den şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılmasını talep etti. Hem muhalefet partilerinden hem de hükümetten bu talebe doğal olarak sert yanıt geldi. Kutsal değerlere saldırı olarak nitelendirilen bu adıma Türkiye'de jet hızında misilleme yaptı. YÖK'ten üniversitelerin Fransızca bölümlerini kısıtlama getirildi. Bu kısıtlama da Türkiye'de hafta boyunca tartışıldı, durdu. Sevgili seyirciler, bir 5'le 1 K'nın daha sonuna geldik. Yeni bir 5'le 1 K'da buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.